Şölen Düşün Yolcuları topluluğunun 2017 Atina ziyaretinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Profesörü Sayın Ahmet İnam'ın yapacağı konuşmayı izleyeceğiz. Yani aşk nedir sorusu ve onunla ilgili tartışmalar. Şimdi o diyalog çok ilginç bir diyalog ve ben onu yıllardır felsefe nedir sorusuna cevap olarak felsefeye giriş derslerinde ve seminerlerde hep öğrencilerle birlikte okuduğumuz bir metindir. Belki yüzlerce defa okumuşumdur. Fakat her okuduğumda da yeni anlamlar çıkıyor. Belki de bu kültürün büyüklüğünün altında böyle bir bitimsiz yorumlara açık izler bırakmış olmasıdır. Çünkü bir iz bırakırsınız, işte burası meçhul asker anıtıdır. Biter, nokta. Ama onu her gördüğünüzde onunla ilgili yaşantılarınız zenginleşiyor, değişiyor, çeşitleniyorsa işte o zaman o gördüğünüz izin çok zengin ve güçlü bir kültürden geldiğini anlayabiliyorsunuz. Bize eski Yunan filozoflarının bıraktığı izler, yani felsefe metinleri böyle bir özellik taşıyor. Yüzlerce yıldır üzerinde çalışılıyor. Ve her çalışılışında artık bunun başka türlü anlaşılması mümkün değildir dediğiniz metinler yeni yeni anlamlar kazanıyorlar. Bu belki dini hayatı yaşayanlar için de ders olmalı. Yani kitap bir tanedir ve anlamı bir tanedir diye sabitlersek, o zaman o kitabın söylediğini yaşayabilmemiz sınırlanıyor ve daralıyor. İyi bir dindar bana sorarsanız, inandığı kutsal metinleri yaşadığı hayatla bağlantı haline sokabilen, yeniden yorumlayabilen birisi. İşte Platon'un bu metni, yani Şölen diye Türkçe'ye çevrilen, çok eskilerde Ziyafet diye de çevrilmiş ama simpozyondur. Simpozyon birlikte içmektir. Yani sonra sempozyum olmuş. Yani birlikte oturma olmuş. Yani Bora'ya saygılarımla sunabilirim. Yani orada birlikte içmek demek, birlikte düşünmek demektir, tartışmak demektir. Bunu şunun için anlattım, Aristoteles'e geçeceğim. O tartışmaların sonunda içilir içilir ve bütün o tartışmacılar içkinin etkisiyle sızarlar. Yani sabaha karşı horozlar öterken birkaç kişi kalır. Bunlardan biri de Sokrates'tir. Ama Sokrates'in yanındakiler de uyurlar, sızarlar. Bir tek Sokrates onları sempozyumun yapıldığı yeri terk eder. Her zaman gittiği agora'ya gider sabahtan. Ve akşama kadar yine gençlerle tartışır. Ama oraya gitmeden önce işte Lyceon'a gelir. Lyceon'da duş alır. Veya duş belki çok modern bir deyim oldu. Yıkanır, temizlenir ve agora'ya çıkar. Akşama kadar, yani o kadar küplerle dolusu içkinin ardından hiç sarsılmadan, çünkü içki içip diri kalmak bir erdemdi eski Yunan'da. Büyük bir
ahlaki özellikti. İçip dağıtmak çok ayıplanacak bir nitelik taşıyordu ve içip dağıtanlar herhalde bizim Bektaşi meclislerinde, Alevi meclislerinde olduğu gibi bir daha bu topluluğa alınmıyor. Belki kenti de terk etmek zorunda kalıyorlardı. İşte burası Platon'un, Sokrates'in milattan önce 400'lü yıllarda muhtemelen 410 falan olabilir o tarihlerde gelip yıkandığı, şuralarda bir yerlerde belki sabaha doğru yıkanmıştır. Yıkanıp tekrar Agora'ya gittiği bir yer. Tabii Platon'un büyük bir şansı da Aristoteles gibi bir öğrencinin, öğrencisinin olmasıdır. Aristoteles iyi bir öğrencidir çünkü öğretmenini acımasızca eleştirebilmiştir. İyi bir öğrenci odur zaten. Ve öğretmeninden çok farklı, belki ona bir açıdan taban tabana zıt görüşler ortaya atabilmiş. Ve öğretmeninden daha etkin olmuştur. Tarihte bir örneği olduğunu sanmıyorum. Yani öyle biri ki milattan önce 300 galiba 23 falan olabilir ölüm tarihi. O tarihten başlayarak 1500'lere kadar, 1400'lere kadar diyelim, yani 1700 yıl Batı düşüncesine, İslam düşüncesine, yani Batı da İslam da Batı'nın içinde sayabiliriz elbette, ama bütün o dini teolojik çalışmalara rehberlik etmiş, bilimde öncülük yapmış, felsefede öncülük yapmış çok büyük biri. Yani bir örneği herhalde bir daha bu dünyaya, düzen böyle giderse, gelemez diye düşünebiliriz. Çünkü Aristoteles'in özelliği şu. Aristoteles diye söylemek lazım, bu arada söyleyeyim. Aristo diye kısaca söylüyorlar bazen. Müslümanlar Aristoteles derlerdi ve Müslüman düşüncesinin, İslam felsefesinin ilk öğretmeni Aristoteles'tir. Aristoteles. İlk öğretmen muallime evvel. Hace-i evvel. Hace-i evvel Aristoteles. Yani bu insanın büyüklüğüne bakın ki tek tanrılı dinlerin kendilerini entelektüel alana sokabilmesinde, yani o vahiy ile geldiklerine inandığı kitabın akılla desteklenmesinde Aristoteles düşüncesinden yararlanmışlardır. Eski gravürlerde Aristoteles böyle sarıklı bir İslam alimi gibi resmedilir. Çünkü Müslümanlar bu kadar saygı duydukları birinin herhalde Allah'a inandığını düşünüyorlardı. Nebi. Yani Nebi olduğunu düşünüyorlardı. O şey tarafını kapıyorlar tabii. Pagan, hayata müthiş bağlı, spor yapan, coşkulu. Herhalde şöyle bir Aristoteles düşünceleri vardı. Devamlı oturup mantık kitabı yazan, hayvanları gözetleyip onları sınıflayan. Çünkü Aristoteles'in yüzlerce yıl önce yaptığı biyoloji alanında, zooloji ve botanik alanında yaptığı sınıflamaların bugün bile değerli olduğu söylenir. Yani bu kadar büyük bir bilim insanıdır. Aristoteles fiziği diye bir fizikten söz edilir.
bu Newton fiziğinden önceki fizik, Newton'a kadar, belki Galileo'ya kadar olan, hani Kopernikler falan da katarsak, bir dönemde Aristoteles egemen olmuştur. Aristoteles bugün de hala etkisini sürdürmektedir. Metinleri okundukça çok yeni işaretler buluyor insanlar. Sürekli olarak yüzlerce kişi şu anda bile, bizim bu konuşmayı burada yaptığımız şu anda bile dünyanın, yani Japonya'dan Kanada'ya kadar, en azından belki, bilemiyorum, sadece tahmin ediyorum, en azından şu anda 10-15 kişi Aristoteles okumaktadır. Bu tabii müthiş bir etki olduğunu gösteriyor. Yani bir Aristoteles nasıl çıkmış ortaya? Platon'dan biraz farklı. Dünkü konuşmada daha çok Platon'un vurgusu yapıldı. O sevginin, duygunun, aşkın, düşüncenin insanıydı. Aristoteles bilim insanıdır. Gözlem yapar, kaydeder, sınıflar ve mantık dediğimiz, bugün mantık diyebildiğimiz Türkçe'de çalışmaların başlatıcısı, mantığın bir manada kurucusu Aristoteles'tir. Matematikle çok başı hoş değildi. İyi bir gözlemciydi. Gök cisimleriyle ilgili kitaplarından tutun da estetikle ilgili kitapları vardır. Hani tragedya nasıl yazılır, şiir, iyi bir şiir nasıl olabilir, Poetika adında bir kitabı var, Politeia diye kitabı var, devlet yönetimiyle ilgili, mantıkla ilgili, bilimle ilgili. Şöyle bir bakıyorsunuz, şaşıyorsunuz. Ya bu insan galiba 60'lı yaşlarda, 63. 70'e gelmeden 63 yaşında ölüvermiş ve 63 senelik yaşama belki yüzlerce yıl sıradan bir bilim insanının sığdıramayacağı kadar çok eser sığdırabilmiştir. Aristoteles'in şiirleri diye bilinen, yani öyle yorumlanan şiirler de vardır. Yani bu kadar mantıkla, bilimle uğraşan bir insanın bir de üstüne şiir yazmasını biz anlayamayız. Çünkü biz fen kolu ve edebiyat kolu gibi böyle bölünmüş, yarılmış, şizofrenik bir kafayla yetiştiğimiz için fenciysek edebiyattan anlamayız. Edebiyatçıysak zaten matematikten nefret ederiz. Bu bölünmüş kafayla biz insan çıkaramıyor. İşte bu dünkü konuşmamda da söylediğim gibi eski Yunan bütün insanı çıkarabilmiş. Bölünmemiş, parçalanmamış. İşte Palestra'da yıkanıp güreş yapabilen, gimnazyum, değil mi? Bugün Almanya'da mesela önemli bir eğitim kurumunun adı olarak belki daha önceki yüzyıllarda da geçiyor. Gymnos çıplak demek. Yani çıplaklar evi, gimnazyum. Çünkü çıplaklık fiziksel olarak tabii iyi bir anlamı olabilir ama düşünsel olarak çıplaklık çok önemlidir. Yani çıplaklık ne demek? Dürüstlük demek. Ben bu kadar düşünüyorum. Ben bu kadar biliyorum. Ben bu kadar anlıyorum. Bu düşünsel çıplaklık. Yani kendinizi anlamadığınız, bilmediğiniz, kavrayamadığınız veya yalap şap öğrendiğiniz, ezberlediğiniz bir takım bilgileri, biz akademisyenler bunu çok yaparız, çok biliyormuş pozisyonu takınma gibi bir eğilimimiz vardır. Çünkü az bildiğimizi öğrenci anlarsa
bize saygı duymaz diye düşünürüz. Ama benim de en çok saygı duyduğum öğretmenlerim, değil mi? Az bildiğini söyleyen öğretmenlerdi. Şimdi çok biliyorsa, bir yani çok biliyorum demese bile böyle bir kasıntı hali oluyor. Yani duruşundan, bak bana soru sorarsanız sizi bozarım ha diye bir görüntü, ödümüz kopuyor tabii. Şimdi hocaya soru sorarız, bizi çaktırır. Soramıyoruz. Ve dolayısıyla bu hem öğrencinin gelişmesini engelliyor, hem öğretmenin gelişmesini engelleyen bir şeydir. Çıplaklık, yani insanın gümnos olması bir dürüstlük demektir. Samimiyet demektir. İçtenlik demektir. Kendine güven demektir. Yani benim şimdi vücudumdan oradan buradan yağ fışkırıyor, değil mi? Yani onu örtmek için özel giysiler giyebilirim, korse takabilirim. Ama yağlı bedenimden de utanabilirim. Onun için eski Yunanlı çıplak dolaşarak polislerde şunu söylemek istiyordu. Yani yaşadığı kent veya devlet ortamlarında benim saklayacak hiçbir şeyim yok. Ben buyum. Ve tanrılara yaklaşmaya çalışıyor. Çünkü çıplaklık, eğer bedeniniz ölçülüyse, tabii o zaman heykellerin bir kısmında da görüyorsunuz, hani baklava vücut herhalde çok eski Yunan anlayışına uyan bir şey değildi. Ama ölçülülük gerek kadınlarda gerek erkeklerde ölçülü vücut önemliydi. Ölçülü olmayanlar için mesela Sokrates garibimin öyle bir fiziksel üstünlüğü yoktu. Çarpık çurpuk bir adam. Ama ona rağmen kendisini sevenler, kendisine fiziksel olarak da aşık olanlar vardı. Neden? Çünkü çıplaktı. Çünkü bedeninden korkmuyordu. Ben buyum. Güldüğüm zaman İki dişimin eksik olduğu çıkıyor. Yani onun için gülmemem gerekir diye bir şey de gülüyor. Demek ki iki dişi eksik Sokrates diyorsunuz. Yani burada orada bir makyaja gerek duymuyor. İşte felsefe makyajsız bir kültürün ürünü olabilir. Makyaj yaptığınız zaman hamaset yaparsınız. Yani dünyanın en büyük ırkı, devleti biziz. Bütün düşmanları harap ederiz, yıkarız, öldürürüz. Yani böyle dediğiniz anda, hani askeri olarak bir ölçüde başarınız var gibi görünse de, kültürel olarak, düşünsel olarak gelişmediğiniz için muhtemelen askeri olarak da çok fazla bir şey yapabilme şansınız yok. Mesela bakın Persler için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Bildiğimiz kadarıyla Persler de felsefe eski Yunan'da olduğu gibi oluşmamış. Ama Perslerin müthiş bir kültürel zenginliği var. Yani bir inanç sistemi, hani bu Zerdüşt dinini ya falan aldığımızda çok eski, belki milattan önce 2000'lere kadardır. Mina Hanım galiba onu biliyor. Kaç? 5-6. Öyle mi? Evet. 2500. Ha 2500 buradan başlayarak gittiğimizde söylenebiliyor. Büyük bir zenginlik. Yani kültürel olarak zengin değilseniz, güçlü değilseniz sadece askeri olarak çok fazla gücünüz olmuyor. Tabii buna aykırı örnekler her zaman verilebilir. Mesela bugün Sparta diye bildiğimiz kent devletiyle Athena arasında savaşlar, işte Peloponnes savaşları olmuş. Mesela Sparta çok askeri bir düzenle yönetilen bir kentti. Ama onların da dayanışmayı sağlayacak müthiş inanç sistemleri güçlü biçimde oluşmuştur.
Atina'nın belki büyüklüğü hem askeri alanda hem mimari alanda, heykel alanında, teknolojide bir anlamda, astronomide, matematikte, özellikle geometride ve felsefede, mantıkta ileri olup askeri olarak da çok zayıf olmaması, belli bir dönem için söylüyorum. Bu tabii birçok yorumcunun ya bu Yunan diye bir şey olamaz. Bu doğal hayatın gelişimi içinde bir Yunan çıkamaz. Yunan olsa olsa bir mucize olabilir yorumlarına yol açmıştır. Ben bir mucize, bir anlamda mucize olduğunu düşünmüyorum. Bir takım koşulların bir araya gelmesiyle oluşmuş. Şimdi bile Yunanistan'ın bu haliyle bile baktığımızda bu insanların içindeki Dionysos'u, yani yaşam sevincini, yaşam itilimini, yaşam atılımını gördüğünüzde, gerçi bu tabii bilim alanında büyük işler yapmaya pek yönelmiyor. Daha çok taverna sınırları içerisinde kalan, musiki ve dansla sınırlı bir alanda şarapla görünen bir Dionysos. Ama Dionysos her yerde vardır. Bilimde büyük işler yapan insanların da Dionysiak olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bilmek ve araştırmak ateş isteyen bir şey. İşte belki de bizlerin, şimdi gençler daha farklı yetişiyor olabilir veya yetişme olanağına sahipler. Ama bizim öğretmenlerimiz sürekli olarak bizim içimizdeki bilme aşkını, merakı bilerek sevinmeyi, çünkü bilmenin bir sevinci var. Yani dans etme sevinciyle ortak olan bir şey. Fakat bizi böldüler. Yani dans etmek ayrı bir şeydir. Dans etmek istiyorsan folklor ekibine katıl, çayda çıra oyna, zeybek oyna. Ama matematik yapacaksan küçücük yaşlardan itibaren sabahın köründe sırt çantasına senin ne deniyor onlara, süt şişeni bilmem, beslenmeni, beslenme çantanı koyacağız ve bir uzaylı gibi sabahın köründe sırt çantalarıyla bu evlatlar üniversite kurslarına hazırlanıyorlar. Yani artık beyinleri yontulmaya başlamıştır. Üniversite bittiği zaman artık içi boşalmış çuvallar gibi meraksız, heyecansız, daha fazla nasıl maaş alabilirim, daha çabuk nasıl şef olabilirim, daha fazla nasıl para kazanabilirim. Öldürüyoruz ya çocukları. Yani şimdiki Yunan daha farklı olabilir ama bizim bir problemimiz de belki İslam'ın etkisiyle, ki bu bence çok kolay aşılabilir. Cumhuriyet'te bu yapılmaya çalışılmıştır. Hani Halikarnas balıkçısı, Mavi Yolcular, değil mi? Sabahattin Eyüboğlu, Azra Erhat ekibi yeni bir Anadolu yorumu getirmeye çalışmışlar. Yani bizim için Malazgirt önemli olabilir, İslam önemli olabilir. Bunlar da bizim bir parçamızdır. Ama biz buralıyız ya. Yani biz buralıyız dediğimiz zaman vay gavur. Ne alakası var? Yani felsefe bizim Anadolu kıyılarında çıkmış. İşte Milet, değil mi? Oralar, Simirna, bizim oralar. Efesos, bizim oralar. Oralara sahip çıkmamışız. Mekke, Medine'den çıktığımızı düşünmüşüz.
bu çok yanlış bir kurgudur. Bakın Alman kara ormanlardan gelen bir ırk değil mi? Bunun Yunan'la ne alakası var? Ama biz Yunan'dan geliyoruz diye bir hikaye yazmışlar kendilerine. Dün de söylemiştik ya, öykümüzü yazmak zorundayız. Alman öyküsünü yazmış. Ben Yunanlıyım diyor. Yani coğrafi olarak da mümkün değil. Hani dil olarak belki yakınlık olabilir. Hani Sanskrit belki köken olarak Hint-Avrupa dili olabilir ama Alman yine bir farklı bir, hem coğrafi olarak hem yaşam olarak 17-18. Yüzyıldan itibaren kendini inşa etmiş. Kültürler inşalardır. Yapılandırmalardır, kurgulardır, uydurmalardır. Uyduracağız, değil mi? Uyduracağız, bakacağız, uyuyor mu, uymuyor, değil mi? Ve dolayısıyla uydurmaya ihtiyacımız var. Yani bu ülkemizin içine düştüğü hazin tablodan çıkabilmenin olanaklarından biri bu dünyayla çok derin ilişkiler kurmaktır. Yani biz çocuklara küçük yaşlardan itibaren İngilizce öğretiyoruz. Ama öğrettiğimiz İngilizce de çok bu kapitalist dünyanın gereklerine göre onları karşılayacak şekilde. Ha, Batı'yı biliyoruz, Avrupa'yı gezdik, Madrid'i gezdik, Paris'i gezdik. Yunan'ı bilmiyorsan gezmedin arkadaş. Yani kökleri bilmeden olmuyor. Ve bizim Avrupalı olmaya kalkışmamızda ve çabamızda ihmal ettiğimiz en önemli şey eski Yunan ve Roma kültürünün köklerini bilme işimizdir. Cumhuriyetle birlikte üniversitelerde, dil tarih, coğrafya fakültesinde de, İstanbul Üniversitesi'nde de klasik diller bölümü açılmıştı ve bir takım yetenekli öğrenciler yurt dışına, özellikle İngiltere, Oxford filan oralar, mesela Can Yücel falan da oralara, işte klasik Halikarnas balıkçısı aynı şekilde klasik diller öğrenmeye gönderilmiş. Ama maalesef bunu pek başaramadık. Bugün klasik filoloji, adı şimdi öyle değil, başka adı var ama Batı kültürünün kökenleri mi ne, öyle bir bilim dalları, maalesef çok zayıftır. Çünkü öğrenciler eski Yunanca ve Latin, eski Latin, yani Roma dilini öğrenmeye pek yanaşmıyorlar. Çünkü burayı bitirince ne iş yapacağız hikayesi çıkıyor, değil mi? Dolayısıyla orada çok yetenekli hocaların da olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu bir aşk işi ya. Yani falanca fiilin nasıl çekildiğini öğrenmek değil, bir dilin öğrenmesi. O fiilin nasıl yahut da o sözcüğün hangi yaşantılardan geldiğini bilmek lazım. Yani mensa diye başlıyorsunuz mesela Latince öğrenirken, onun işte akuzatif halini, dativus halini bilmem. Biliyorsun da ne olacak? Yani masa, masa. Yani masa müthiş bir şeydi. Devrim de aslında biliyorsunuz. Ve bizim Anadolu'ya tam da girmiş değildir masa. Değil mi ya? Bizde sofra diye bir yer vardır. Oturulur. Yani bu hayatı anlamak için belki çocuklarımızı buradan gelen kıvılcımı duyan, daha önce o çocuklardan önce doğmuşlar, ben onlara öğretmen demiyorum da önceden doğmuşlar, değil mi? Yani kimin kime ne öğrettiğini bilmiyoruz. Yani ben içinizde galiba en yaşlı olanı, ama ben yaşlı olduğum için her şeyi bildiğimi söyleyemiyorum. Ha, sizden daha önce doğduğum için biliyor bazı şeyleri olabilir.
olabilirim. Bu da çok bir mana ifade etti. Bu coğrafyayı duymanın yollarından biri hakikaten bizim yaptığımız gibi buralara gelmek. Ama bu turistik tuzaklara fazla düşmemek lazım. Hani tavernaya gitmeyelim anlamında söylemiyorum. Ama tavernayı buradaki eski kültürün ruhu içinde bir yere koymak lazım. Atina'ya gittiniz, ne yaptınız? Bol bol eğlendik. Değil mi? Alışveriş yaptık. Bak bunları da sana hediye olarak aldım. Başka ne yaptınız? İşte yukarıda bir tepe var, çıkarken of güneşin sıcağında. Burnumdan geldi canım. Tatsız tuzsuz bir şey. Ne anlam var bilmem bu eski taşlara bakıp. Ya bu yani küçümsemek için söylemiyorum. Yani bu bir tavır. Ama biz duyanlar için söylüyorum. Yani kulağına kar suyu kaşmış diye bir laf vardır ya. Yani beynine eski Yunan kıvılcımı değmiş. Değmişse hapı yutturur. Yani orada kafanızı sürekli olarak meşgul edecek demektir. Belki iş güç arasında çok vaktiniz olmayabilir ama boş zaman olduğu zaman ya bir bakayım, bir okuyayım veya bir daha gideyim, bir daha göreyim veya bununla ilgili bir film seyredeyim diyebilirsiniz. Bütün insanlığı insan kılacak kökler var burada ya. Bilimin kaynağı bu. Bu dünyaya geliyorsunuz, yaşıyorsunuz, ölüyorsunuz. Hatta buralara gelip buraları da görüyorsunuz. Hiç anlamadan ölüyorsunuz. Ne feci bir ölüm ya. Değil mi? Yani böyle ölmek. Aklınız ermiyorsa anlayabilirim. Ama aklınız erdiği halde bilmemeyi, öğrenmemeyi seçiyorsanız bunun çok büyük bir gaflet olduğunu söyleyebilirim. Yani bu çok ayıp bir şey ya. Bu çok ahlaksızca bir şey. Biliyor olduğunuz halde nasıl bilmezsiniz? Unutmayın ki yarın ahirette soracaklar. Sormayacaklarını sanıyorsanız, değil mi? Atina'ya gittin, ne gördün? Yunan tarihi için ne okudun? Aristoteles'ten ne biliyorsun? Onun için şimdiden hazırlanıp iki dünyamızı da hazırlamamız gerekir. Şimdi gittik desek. Hayır.